Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından en önemli gündem maddelerinden biri de sismik izolatörler. Bugüne kadar dünyada sayılı ülkenin yapabildiği bu sistemi Türkiye'deki bir firmada yerli imkanlarla üretmeyi başardı. Uzmanlara göre maliyetleri oldukça aşağı çeken bu sistem sayesinde yakın gelecekte sismik izolatörlü bina sayısı artacak. Deprem yalıtımı dediğimiz ya da sismik izolasyon dediğimiz sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Biz temel anlamda yapının temeliyle kendisi arasında bir takım özel cihazlar yerleştiriyoruz. Bu cihazları yapıyı temelinden tamamen ayıracak şekilde, yani düşey taşıyıcı elemanların, kolonların her birine birer tane olacak şekilde uyguluyoruz o kat için. Bu cihazların özelliği yapının kendi ağırlığını taşıyabilecek kapasitede oluyorlar ama aynı zamanda yatay yönde de oldukça esnek davranıyorlar. Dolayısıyla bir deprem anında deprem hareketini bu cihazlar kendi içinde karşılayarak yapının aslında usulca salınmasını sağlayarak korumuş oluyor. Dünyada deprem izolatörü üretimi yapan, dünya çapında bunun satışını yapan yaklaşık 12-13 tane firma var. 2016'dan itibaren diyelim. Biz bunun yerli olarak, tamamen yerli olarak tasarımını, üretimini ve satışını yapmaya başladık. Türkiye'de tabii ki o zamandan önce de deprem izolatörü kullanılan sınırlı proje vardı. Ama bizim dahil olmamızla birlikte önceki duruma göre maliyetler aşırı düştü. Yani yabancı üreticiler de bir anda %50-60 indirimler yapmaya başladılar. Bizim dahil olmamızla birlikte aslında daha ulaşılabilir, daha erişilebilir bir teknoloji oldu bu. Yakın zamanda 6 Şubat'ta Maraş bölgesinde olan depremler sırasında bölgede bulunan 9 tane deprem yalıtımlı hastane projesinin 8 tanesinin izolatörlerini biz sağlamıştık. Daha sonra yerinde tespitlerde de bulunduğumuzda hastanelerde bulunan izolatörlerin beklendiği gibi çalıştığını, bir sıkıntıyla karşılaşılmadığını öğrendik. Hatta Malatya'daki Battalgazi Hastanesi'nde insanların, bütün Malatya'nın neredeyse, şehrin en güvenli yerinin orası olduğunu düşünerek oraya sığındığını gördük. Deprem izolatörü ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de sistemin maliyeti, bakımı ve deprem yaşandıktan sonra sürecin nasıl işlediği. Uzmanlara göre bu sistem genel maliyeti ortalama sadece %10 seviyelerinde yükseltiyor. Var olan bir yapıya siz izolatör koyarak yapının halihazırdaki kusurlarını örtemezsiniz. Zeminle alakalı zayıflıkları örtemezsiniz. Aslında bir miktar faydası olabilir ama bizim izolatörden beklediğimiz performansı sağlayamama ihtimali de oldukça yüksektir. Günümüz koşullarında, konut fiyatlarında düşündüğümüzde açıkçası deprem yalıtımı uygulamasının maliyeti çok da yüksek olmuyor. Yine tabii ki proje özel tasarlanıp uygulandığı için çok değişken bu ürünlerin birim fiyatı ama çok kabaca düşünecek olursak arsa payı hariç yapım maliyetinin biz kabaca tüm süreçleri dahil ederek %10'unu aşmayacağını öngörüyoruz.